zaman zaman içinde, diyar diyar içinde, Türkiye adındaki denizlerle çevrili, insanı hayrete düşüren doğasıyla, zamanın anlamını yitirdiği tarihi yerleriyle, misafirperver insanlarıyla, dünya tarihine adını yazdırmış olan bir ülkenin doğusunda bulunan dört efsanevi il varmış. Dinmeyen karlarıyla bulutlara arkadaş olmuş heybetli bir dağ varmış. Bu görkemli dağ, tarih için önemini bilirmiş gibi gururla dimdik dururmuş. Dağın adına Ararat denmiş. Şorbulak, Kara Kilise, hatta Karaköse. Ama o, bugünkü adıyla anılır olmuş. Ağrı Dağı. İçinde bulunduğu ile adını vermiş. Derler ki, iki kız kardeşin birbirine ettiği beddualar kalplerini taş etmiş. Ağır sözler sırtlarında dağlar gibi yük olmuş. İki kız kardeş sonunda dağ olmuş. Bu efsanenin yanı sıra Ağrı Dağı, kutsal kitaplarda yazılan en önemli olaylardan birinin sessiz tanığıymış. Büyük tufan sonrası Nuh'un gemisi onun üzerinde durmuş. Yüzyıllarca bulunmayı beklemiş. Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinde ve Kamer suresinde anlatılan bu olayın Ağrı Dağı'nda sona erdiği yazılmıştır. Bu da Ağrı Dağı'na ayrı bir önem katmaktadır. Günümüzde Nuh'un gemisi ile ilgili Ağrı Dağı'nda pek çok araştırma yapılmaktadır. Dağ, doğasıyla olduğu kadar tarihiyle de insanlığın ilgisini çekmektedir. Ağrı Dağı'nın önemi bununla da bitmez. Üzerinde bir de meteor çukuru bulunmaktadır. Dünyanın en büyük meteor çukurlarından biridir. Derinliği 60 metreyi ve çapı da 35 metreyi bulan söz konusu çukurun adeta silindirik bir kuyu şeklinde olduğu dikkati çekmektedir. Derler ki, Ağrı hakkında pek çok masal, efsane anlatılmış. Ama asıl olan, onun birçok kavmin ve uygarlığın giriş kapısı olduğuymuş. Onun kalbinde uygarlıklarını kurmak veya devam ettirmek isteyen Hititler, Hurriler, Urartular, Kimerler, Medler, Persler, Ermeniler, Gürcüler, Abbasiler hep kendilerinden birer parça katmışlar. İzlerini, yapılarını, ninnilerini, efsanelerini anı olarak bırakmışlar. Osmanlıların gelişiyle şenlenen mimarisiyle beraber ilk türkülerini duyar olmuş Ağrı. Belki ondandır Ağrı'nın soğuk havasına rağmen insanlara sımsıcak kalbini diyadin kaplıcaları ile gösterme isteği. Bu kaplıcalarla insanlara şifa dağıtmak, dertlerine derman olmak, gözleri olduğu kadar ruha da hitap etmek istemektedir belki. Sadece insanlara mı? Balık Gölü ile Ağrı, kartal, şahin, keklik, yabani tavşan, tilki gibi orman hayvanlarının yanı sıra üzerinde kanat çırpan martı, çulluk, bıldırcın gibi kuşlara da can vermektedir. Kadife ördeğinin güzelliği ile bilinen Balık Gölü, insanlara bereketi ve cömertliği ile kırmızı pullu alabalıklar sunmaktadır. Nazlı gelinler gibi yüzen bu balıkların şifalı olduğuna inanılmaktadır.
İshak Paşa Sarayı'nın varlığıyla daha da güzelleşen Ağrı, önemli bir turizm merkezi olmaya adaydır. Masalsı bir yapıt olan İshak Paşa Sarayı, görkemi ve ince işçiliği ile dikkat çekmektedir. Zerafetine yakışır şekilde 99 yılda tamamlanan sarayda teraslar, avlular, harem, harem odaları, aşevi, hamam, toplantı salonları, eğlence yerleri, mahkeme salonu, cami, çeşitli hizmet odaları, oturma odaları, uşak ve seyis odaları, muhafız koğuşları, cezaevi, erzak depoları, cephanelik, tavlalar ve bodrum katlarında çeşitli hizmet odaları bulunmaktadır. Elbette İshak Paşa Sarayı'nın da bir efsanesi vardır. Sarayın yapımı hakkında pek çok efsane bulunsa da mimarı bilinmemektedir. Ancak dünyaca ünlü bir efsane vardır ki bu sarayın hemen yanındaki bahçede keşişin bahçesinde geçmektedir. Bu efsanenin adı Kerem ile Aslı'dır. Aşkı Aslı Han'ı aramak için tüm Anadolu'yu geze geze Kavalı'yla aşık olan arkadaşı Sofu'nun İshak Paşa Sarayı'nın zindanına düşmesiyle keşişin kızı olan Aslı'sına bu bahçede kavuşan Kerem'in aşkı Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye gibi birçok ülkede anlatılır. Bu iki aşığın keşişin bahçesinde yanıp kül oldukları söylenmektedir. Külleri dört bir yana savrulan aşıkların bu efsaneyi dinleyen gönüllerde ve Ağrı'nın mistik havasında yaşamaya devam ettikleri rivayet edilir. Ağrı'nın kötüleri denince akla Şeyh İlyasoğlu Ahmedi Hani, yani Hanili Ahmet gelmektedir. Ahmedi Hani birçok önemli filozoftan ve şairden feyz alarak Farsça, Arapça, Kürtçe ve Osmanlıca eserler vermiştir. Ağrı Doğu Bayezid, Şam, Halep ve İran'da eğitim görmüştür. Doğu Bayezid'e dönerek burada bir süre imamlık yapmış, şair, filozof ve İslam alimidir. Filozofların, şairlerin yetiştiği bu güzel şehrimizde elbette ozanlar da yetişmiştir. Bölgeye has bir ozanlık şekli olan denk vejlik, ahenkli söylem anlamına gelmekte ve hem müzik kulağı hem de edebi anlamda ustalık gerektirmektedir. Derler ki, Ağrı Dağı, üzerinde bulunan Nuh'un gemisiyle, efsaneleriyle, yapıtlarıyla, doğasıyla kendi başına bir masalmış. Ağrı ise bir efsaneler diyarı. Zaman zaman içinde, diyar diyar içinde. Derler ki, kalelerin ve kulelerin tarihi bir şehri vardır. Urartu Kralı 2. Serdur'un kazıttırdığı fetih kitabesiyle tarihe ilk izini bırakan, Kimerlerin bölgeye hakim olması ardından Arda Türklerinin yurt edindiği, 1069 yılında Sultan Alparslan tarafından fethedilmiş, daha sonra Rusya tarafından alınmış, ancak 1921'de Türk topraklarına geri katılmış olan Ardahan'dır. Ardahan'ın içinde onu yurt edinmiş, ona türküler, maniler yazmış pek çok insan yaşamış. Yaşamış ama en çok Çıldırlı Aşık Şenlik iz bırakmış. Ardahan'ı İran'a, Azerbaycan'a, Gürcistan'a duyurmuş. Ardahan'ı öyle çok sevmiş ki, Şenlik diye guduretten hak badesini içmişem. Talatınan gayza gelip derya kimin coşmuşam. O sebepten aptal olup
bu diyara düşmüşem. Mekanım çıldır, sancağı meskenim Suhara'dır demiş. Ardahanlılar da bu kıymetli ozanın değerini bilmiş. Ardahan'a gelenleri karşılayan heykelinin kaidesine bu sözlerini yazdırmışlardır. Ardahan ona gösterilen bu sevgiden memnun kalmış olacak ki, kalesiyle, Kür Nehri'yle, Çıldır Gölü'yle, İblis Kalesi'yle ve daha nice tarihi ve doğa güzelliği ile ona gelenleri karşılarmış. Ardahan Kalesi, şehri yüzyıllarca Kafkaslardan gelen saldırılara karşı korumanın gururuyla dayanmış. Eskiyen yerleri ise yeniden restore edilmiş. Şehri tepesinde bir taç varmışçasına süsleyen Ardahan Kalesi, 16. yüzyılda Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilmiştir. Kalenin içerisinde halen bir mescit ve hamam kalıntısı bulunmaktadır. Derler ki, Ardahan'ı görülmeye layık bir yer yapan yapıtlarından bir diğeri de Şeytan Kalesi'ymiş. Acı bir hikayesi olan kale, bu hikayeden dolayı tahrip edilmiş. Efsaneye göre Gürcü kralı en sevdiği kızı hastalanınca onu bu kaleye tüm hazinesiyle beraber yollar. Herkesten uzak ve doğa ile iç içe bir yaşamın onu iyileştireceğine inanır. Ancak kızı hayatını kaybeder. Ve Gürcü kral askerlerine kızını bu kalenin dibine hazinelerle birlikte gömmelerini emreder. Geriye dönen askerleri ise kızının mezarının bulunamaması için öldürtür. İşte bu rivayet edilen, ancak kimsenin bulamadığı hazine nedeniyle defineciler kaleyi tahrip etmişlerdir. Bu tahribat, acı hikayenin acı bir sona ulaşması gibidir. Derler ki, Şeytan Kalesi'nin efsanesi şöyle dursun, Çıldır Gölü'nün efsanesi insanı tebessüm ettirerek biter. Bir kavuşma hikayesidir yaşanan. Kaybolan bir oğlanın genç bir adam olup ablasına kavuşmasıdır. Belki bundandır ki alan angıt kuşları, Van Gölü martısı, ak pelikan ve ender olarak da tepeli pelikanları Çıldır Gölü ile buluşmaya gelir. Bereketinden nasiplenir. Kışın göl buz tuttuğunda ise faytonları ile balık tutmaya gelen halk, hikaye kitaplarındaki çizimler gibi renkli ve masalsı bir görüntü oluşturmaktadır. Soğuğu çetin olan Ardahan, gölünün bereketiyle karşılar yine onu yurt edinen insanları. Buzda açtıkları deliklerden ağlarını sarkıtan insanlara cömert davranır. Endemik bitkilerden oluşan florasıyla yerli ve yabancı kitaplara konu olan Ardahan, bahar ve yaz aylarında eşsiz çiçeklere bezenir. Bazı çiçekler bölgenin hırçın hava şartlarını yansıtırken, bazıları bölge insanının renkli kişiliğini yansıtır gibidir. Bu güzel floranın bize tatlı bir armağanı vardır. Ardahan çiçek balı. Ardahan çiçek balı böylesine efsanevi bir coğrafyanın tatlı tarafıdır. Bölge halkının sarı maden olarak adlandırdığı Ardahan balı, üreticisinin alın terine tüm ülkeye şifa dağıtarak anlam ve önem kazanmaktadır. Ardahan balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiş olup, Ardahan'ın efsaneleri arasındaki yerini almıştır. Üreticinin emeğiyle bal olan Ardahan'ın eşsiz çiçekleri, kadınlarımızın el emeği göz nuruyla
damal bebeklerinin işlemelerine örnek olmuştur. Çiçekli entarilerini, Ardahan'ın florasından, mizacını, yörenin güzellerinden, özelliğini ise Ardahan'ın binlerce yıllık tarihinden alan damal bebekleri, bölgeye ait bir başka değerdir. Bölgenin geleneksel ve etnik öğelerini bu bebeklerde görmek bir başka mutluluk verir insana. Geleneklerin yaşatıldığı, yaşandığı bu güzel coğrafyanın modern bir yüzü de vardır. Ardahan'ın modern yüzü şehir merkezinden zamanla birlikte ileriye giderken sokaklarından nice insanlar, nice hikayeler geçmektedir. Her bir yüz, her bir hikaye Ardahan'ı Ardahan yapmaktadır. Ancak Ardahan'da beliren silüet vardır ki insana gurur verir. Bölgenin en önemli simgelerinden biri olan Atatürk silüeti, Damal ilçesinin Karadağ eteklerine her yıl 15 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında 17.10 ve 18.20 saatleri arasında yansımaktadır. Zaman zaman içinde, diyar diyar içinde. Derler ki, Oğuz Han'ın torunu Iğdır Bey'in adını alan bir şehir vardır. İyilik, yiğitlik, ululuk, büyüklük, bahadırlık anlamında olan Iğdır kelimesi, Türk Oğuz boyunun 24 ana boyundan biridir. Belki bundandır ki Iğdır, Mezolitik ve Paleolitik çağlardan beri insanlara yurt olmuş, onların yiğitliklerine iyilikle karşılık vermiştir. Önemli tarih destanlarımızın söyleyeni olan Dede Korkut Oğuz namelerinde Aras, Kür, Çoruk gibi ırmak adları olmak üzere birçok su, dağ, şehir, kasaba ve bölge adlarını kullanmıştır. Bu isimlerin Selçukluların fethinden çok önceleri bölgede yaşayan Türklerden ve Türkçe etnik adlardan kaldığı bilinmektedir. Manileriyle ünlü olan Iğdır, Hurrilerin kurduğu Karakoyunlu, Urartu gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, 1514 yılında Padişah Yavuz Sultan Selim bu ili Çaldıran Savaşı'yla Osmanlı topraklarına katmıştır. Manileri kendi görkemli tarihi gibi çeşitlilik gösteren Iğdır, Türkiye'nin görülmeye değer illerinden biridir. Derler ki, bir kervan gördüm Karaca, bağladılar iç ağaca, Mevlam bir yazı yazmış, ne kapı var ne baca. Şehrin Surmari Emiri Şerafettin Ejder Bey tarafından yaptırılan ve bu nedenle Ejder Kervansarayı olarak da bilinen bu yapıt, 16 farklı taş ustasının emeğinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Taş ustaları, kemerli kapının etrafına birbirinden eşsiz birer işleme ile izlerini bırakmışlardır. Harman döven kervansarayı, şehrin güzelliklerinden sadece biridir. İpek yolu üzerine kurulmak yerine, tarihi bir yolla İpek yoluna bağlanan kervansaray, Tebriz'e giden yolun başındaki kervansaray olarak kabul görmüştür. Bu yoldan nice tüccarlar, din alimleri, ulaklar ve ozanlar geçmiş, Iğdır'ın etnik gelişiminde önemli rol oynamışlardır. 13. yüzyıl sonlarında Anadolu Selçuklu Devleti'nin yaptırmış bulunduğu son abidevi eserlerden biri olmasıyla dikkat çeker. Derler ki, kalenin ardı kapı, mezarlar koçbaşı, elin elimde olsun da dilenek kapı kapı.
I'dır. 800'lü yıllardan beri kalbinde, hüzünlü olduğu kadar gizemli bir mezarlığı da içinde barındırmaktadır. Karakoyunlu Koçbaşı mezarları, ilçede yerleşimin yüzyıllarca geriye gittiğini gösteren en güzel tarih tanıklarındandır. Mezar başlarının aslan ve deve şekilli olanları, çevre illere müzelerde sergilenmek için götürülmüş olsa da, Iğdır, eski Türkçe yazılı mezar taşlarıyla dikkat çekmektedir. Bu mezar taşlarının altında nice aşıkların, nice tüccarların yattığı okunmaktadır. Iğdır bu mezar taşlarıyla bize Türklerin bizim bildiğimizden daha önceki yıllarda da onu yurt edindiğini fısıldamak ister gibidir. Bölgede bulunan diğer iller gibi Iğdır'da onu yurt edinenlerin sevgisini, emeğini karşılıksız bırakmaz. Onlara Tuzluca tuz mağaraları ile bereket dağıtır. Mağaraların Türkiye'ye her yıl tonlarca tuz sağlamasıyla bilinmektedir. Astım ve benzeri solunum yolu hastalığı olanlara bir şifa kapısı olarak hizmet etmektedir. Gezginleri ise tünelleri ve birbirine bağlanan mağaralarıyla kucak açar Tuzluca. Iğdır şalağı olarak da bilinen Iğdır kayısısı, tatlılığı ve kokusu ile tüm Türkiye'de alıcı bulmaktadır. Şeritli çekirdekleri yemiş olarak kullanılabilen kayısılar, bölge halkına yeni bir kazanç kapısı aralamıştır. 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiştir. Iğdır, kendisi gibi manileri konu olan insanıyla da her gün gelişen illerimizden biridir. Iğdır merkezinde modern bir görünümün yanı sıra geleneksel bir hava da hakimdir. Yeşili, tarihi, mağaraları, kervansarayı ile mani olmuş, dillere dolanmış olan Serkan'ın "Biz buradayız" dediği Iğdır, daha nice gelin alma törenlerinde yazılacak yeni manilere gebedir. Iğdır, doğal ve tarihi tüm güzellikleriyle veda ederken bizlere yerini bir başka efsaneler diyarında bırakıyor. Zaman zaman içinde, diyar diyar içinde, derler ki bir Serhat ili vardır. Adını Karsak Türklerinden, tarihini Urartulardan, Perslerden, Ermenilerden, Bizanslılardan, Selçuklulardan, Gürcülerden, Moğollardan, Osmanlı'dan, Ruslardan ve Türklerden alan. Türk, Çerkes, Kürt, Azeri ve Malakan gibi farklı etnik kökenlere ev sahipliği yapan. O ilin adı Kars'tır. Böylesine bir etnik çeşitliliğe, derin tarihe, eşsiz doğaya sahip olan Kars, yedi kapılı bir şehri içinde barındırır. Belki bundan sessiz beyazlığıyla mağrur bir kenttir. Günümüzde hani antik kenti olarak anılan bölgedeki yedi kapının altısının isimleri bilinmektedir. Bu kapılar Satrançlı Kapı, Aslanlı Kapı, Mığmığ Kapısı, Acemağlı Kapı, Kars Kapısı ve Uğur'un Kapısı'dır. Kars, hani antik kentinde bulunan kızıl duvarlı Ermeni Patrikhanesi'nin Sultan Alparslan tarafından fethedilmesini aynı sakinlikle mi izlemiştir bilinmez ama Fethiye Camii adını alan yapıt ile günümüzde ilgiyi üzerine çekmeye devam etmektedir. Hani şairlerin, ressamların, yazarların, müzisyenlerin, mimarların uğrak yeri olarak bilinmektedir. Özellikle çok önemli mimarları yetiştiren mimari öğretileri burada yapılmıştır.
2012 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmış, 2016 yılında ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Derler ki, Kars, İslamiyet ile Anadolu'nun ilk camisi olan Manuçer, Ani yerleşkesine dikildiğinde tanışmıştır. 1064 yılında Ani'yi fetheden Alparslan, şehrin idaresini Şeddatlı emirinin oğlu Manuçer'e bırakmıştır. Manuçer de şehri yeniden imar etmiştir. Manuçer'in ilk yaptırdığı yapılardan biri Manuçer Minaresi'dir ve tek başına bir anıt olarak yaptırıldığı düşünülmektedir. Kırmızı ve siyah renkli düzgün tüf taşlarıyla inşa edilen yapının Sivas Divriği Ulu Camii'nde daha önce yapıldığı için Anadolu'daki ilk Türk camisi olduğu bilinmektedir. Manuçer Camisi mozaikleriyle, minaresiyle hala dimdik ayakta duran bir Serhat Camisi'dir. Öyle ki pencerelerinden Ermenistan dağları görülmektedir. Derler ki, yüzyıllarca çengil çengil kilise seslerinin yankılandığı Kars ilinde en tanınan kiliselerden biri hiç şüphesiz Çengilli Kilisesi'dir. Adını tepesindeki çanın halkın deyişiyle çengil çengil çalmasından almaktadır. İçinde fresk olmaması dolayısıyla eşine az rastlanır bir eser olarak anılır. Üzerinde bulunan yazıt, kilisenin bir manastıra ait ve Gürcü Patrikhanesi'nin denetimi altında olduğunu göstermektedir. Kars'a gelip de filmlere mekan olmuş Tunç Kaya Köyü'nü görmemek olmaz. Alper Tunga'nın köyü olarak bilinen yerleşkenin iç tarafı uçurumlarla çevrili olmasıyla farklı bir görünüm kazanmıştır. Milattan sonra 618 yılında yapıldığı tahmin edilen Keçivan Kalesi aslen Kamsarakan beylerine malikane olarak yapılmıştır. Evliya Çelebi 1640 yılında doğuya gerçekleştirdiği bir seyahatinde seyahatnamesine bu kaleyi Gecivan Dutman Kalesi olarak adlandırarak yazar. Seyahatnamede bir kale ağası, 300 kadar asker ve 3 adet camiyi içinde bulundurduğunu tasvir eder. Kale zaman içinde savaşlardan tahrip olmuş ve onarım görmüştür. Kars, güzelliğinin farkında olmasaydı, eminiz ki Kuyucuk Gölü'ne uğrayan 56 farklı türe sahip kuşlar ona bunu anlatırlardı. Bu kuşların başlıcaları angut, uzun bacak, sakar meke, kara boyunlu batağan, dik kuyruk, sığcık kuşları, bozkardır. Bu kuş faunası eşine az rastlanır bir yapıdadır. Kars bu bereketli yönüyle ona uğrayan misafirlerine kaz eti ziyafeti vermekte, sadece akıllarda değil, damaklarda da unutulmaz bir yer etmektedir. Kars'ı süsleyen doğal güzelliklerden biri de Susuz Şelalesi'dir. Susuz Şelalesi 15 metrelik su düşüş yüksekliği ile halk arasında su uçan olarak da anılır. Kışın donan bu şelale beyaza bürünen Kars'ın özeti gibidir. Güzel, sessiz, beyaz, mağrur ve eşsiz. Böylesine güzel bir şehirde bulunan tabyaların adeta korumaya devam ettiği Kars Kalesi, 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzettin'in emriyle veziri Firuz Akay tarafından yaptırılmıştır. 1386 tarihinde Timur tarafından zarar gören kale, 1579 yılında Osmanlı Padişahı 3. Murat'ın fermanı ile Kars'a gelen Lala Mustafa Paşa tarafından onarılmıştır. Kalenin eteklerine inildiğinde ise bir başka görkemli kapı tarihe açılmayı beklemektedir. Katerina Sarayı Oteli tüm güzelliği ve ihtişamıyla Kars'ı gezmeye gelenleri karşılamaktadır.
Kars'ta gelenleri karşılamayı bekleyen yapıtlardan bazıları, hekim evi, defterdarlık, Kars valiliğidir. Katerina'nın av köşkü olarak bilinen yapı ise Sarıkamış'ta tüm zarafetiyle durmaktadır. Atalarımızdan kalan en asil sporlardan olan cirit bu şehrimizde can bulmaktadır. At binme ustalığı, nişancılık yeteneği ve cesaret gerektiren cirit, Kars'ta bir görsel şölene ve yiğitlik destanına dönüşür. Yiğitlik ve Kars denince Sarıkamış şehitlerini anmadan geçmek olmaz. Sarıkamış, üstünde kar, altında Mehmet'im yatar. Yari vatandır Mehmet'in, 60 bini donarak ölen, 90 bin şehidin, bu toprakların ve vatanın kutsallığını, Türk'ün iman gücünü ve korkusuzluğunu tarihe kazıdığı Sarıkamış, hüzünlü bir destan olarak durmaktadır. Derler ki, Kars'ta bir evliya yatar. O ki, hocaların hocasıdır. Gönül deryasının usta kaptanıdır. Dünya malına hiç ehemmiyet vermemesi, her insana sofrasının açık oluşu ve ilminin enginliği ile bilinen Ebul Hasan Harakani'nin son istirahat yeri, türbesi yine bu ilimizde bulunmaktadır. Oğuz beylerinin yapmış olduğu savaşlarda şehit düşen Hasan-ı Harakani'ye ait olan türbe, ziyaretçisiz gün geçirmemekte, tıpkı muhterem evliyanın istediği gibi kapısı herkese açık olarak ona gelen insanları karşılamaktadır. Bu türbeden ötürü de yanındaki camiye Evliya Camisi ismi verilmiştir. Hasan-ı Harakani türbesinin çevresinde 21 adet mezar daha bulunmaktadır. Derler ki, hiç ziyaretçisi eksik olmayan Ebul Hasan Harakani Türbesi gibi Kars'ta hiç yoldaşsız kalmamış, milattan 10 bin yıl önce bile ziyaretçileri olmuş. Çamuşlu köyünde bulunan ve 12 bin yıllık olan yazılı kaya bunu belgelemektedir. Tombultepe ve Kurban Ağa mağaralarında bulunan bronz çağına ait eşyaları, bulunan taş araçları, ocak yerlerini ve şölen tipi el baltalarını binlerce yıl saklamış olan Kars, kendi ulaşılmaz, eşsiz tarihini de saklamıştır. Günümüzde ise eşsiz lezzetleriyle, kaz eti ve peyniriyle ön plana çıkmayı başaran ilimizin peynirinin uzun bir geçmişi vardır. Aslen bir İsviçre peyniri olan gravyerin Anadolu ile tanışması Kars'ın Rus işgali ile başlıyor. 1878-1918 yılları arasında Rusya Kars bölgesinde imar çalışmaları yaparken Avrupa'da yaygınlaşan İngiliz sanayi devriminin karşısında güç sahibi olabilmek için birçok Avrupalı iş adamı ve tüccarı bölgeye davet eder. Çar'ın davetiyle gelen İsviçreli David Moser, bölgenin Kars kaşarı imalatı için çok uygun koşullara sahip olduğunu görerek ilk peynir zavotlarını kurar. Zamanla bu bölgede 50'den fazla peynir zavotu kurulmuş ve bu girişim Rus çarı tarafından desteklenmiştir. Zavotlar 1918 yılında Alman Kaiserinin eline geçtiğinde bugün bildiğimiz Kars kaşarı olarak bilinen peynir, İsveç gravyeri ve Alman tatlı emmantel peynirinin melezlenmesiyle ortaya çıkar. Sadece ülkemizde değil, dünyada da ün kazanmış olan Kars kaşarı, sadece bahar ve yaz aylarında otlayan ineklerin sütü alınıp 150 yıllık dev kazanlarda mayalanmasıyla yapılır. Bol tuzlanan peynir 4 ay uygun ortamda bekletildikten sonra yenmeye hazır hale gelebilir. Kars kaşarının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiş olması da büyük önem taşır.
Uzun uğraşlarla yapılan, çeşitli uygarlıklar tarafından yorulmuş, tarihe tanıklık etmiş ve tarihin kokusunu hala içinde taşıyan bu peynir, içinde bulunduğu tarihi coğrafyanın özeti gibidir. Derler ki, Kars'ın peyniri tarihini hatırlatırken balı coğrafyasını anlatır. Peynirinden bahsettiğimiz Kars'ın balından bahsetmeden geçemeyiz. Kars, Sarıkamış'ta her yer çiçeklerle bezendiğinde doğaya kanat çırpan milyonlarca arı tarihin aktığı bu topraklara yeni bir lezzet kazandırır. Kars petek balı halka farklı bir üretim ve yatırım imkanı sunmaktadır. Günümüzde arı kovanlarının şeklinin değiştirilmesiyle daha verimli arıcılık yapılmaya başlanmıştır. Florasının zenginliği sayesinde kalite olarak üstün kalitede bal üreten ilimiz, balını dünyaya tanıtma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bir diğer tescillenen ürün ise Kars'a ait floranın çeşitliliğinin bize tatlı bir hediyesi olan Kars balıdır. Derler ki, Kars'ın giydiği bakmasını bilene gelinliktir. Bakmasını bilmeyen gözleri ise sadece beyaz bir örtü. Kars, bir gelinlik gibi giyerken beyaz örtüsünü, Sarıkamış kayak merkezi canlanmaya başlar. Doğu Ekspresi ile gelen gezginlerin ve kayak tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından olan merkez, kristal yapılı kar örtüsüne sahip olması ve kar örtüsünün 140 günden fazla kayılabilir kalınlıkta kalmasıyla bilinir. Gelenlere kendi yurduna gelmiş gibi misafirperverlik göstererek huzur hissi yaşatan merkez ve çevresi, Kars'ın gelecekte de yoldaşsız kalmayacağının habercisi gibidir. Bu efsanevi güzellikteki Serhat şehri, Serkan'ın desteğiyle bir başka anlam ve önem kazanmıştır. Algo Orient Rally'e Oldtimer ve Youngtimer araçların katılabildiği dünyanın son otomobil macera ve dostluk rallisi Kars'ta mola verdi başlığıyla birçok ülkenin haberlerinde kendine yer bulan rally'e 20 ülkeden 111 takım, 355 araç ve 666 yarışmacı katılmıştır. Zorlu parkurları aşan yarışmacılar, rally'yi tamamladıklarında yüzlerce yıllık efsane, günümüz teknolojisiyle buluşmuş, Kars ilinin eşsizliği tekrar hissedilmiştir. Tarihinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Kars'tan, bu rally ile çoğunluk Almanya'dan olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Hollanda, Polonya'dan katılımcılar gelmiş ve Kars ile tanışma imkanı bulmuşlardır. Kar ile kaplı Kars parkurunu aşan yarışmacılar Azerbaycan'a doğru yola çıkmışlardır. Zaman zaman içinde, diyar diyar içinde, uygarlıklar el ele, insanlar gönül gönüle. Geçmiş gelecek aynı anda yaşanan dört il varmış. Dört ilin efsanelere konu olan tarihleri, eşsiz doğaları, bereketli gölleri, etnik çeşitliliğiyle baş döndüren kültürleri, maniler yakan güzel insanları görülmeye değermiş. Dört il de bu güzelliklerini keşfedecek yeni insanları bekler, yanık türkülerle insanlara seslenirlermiş. Zaman zaman içinde, diğer içinde.